Bu oda aynı annem gibi kokuyor. Ne dedin sen? Bir şey demedim. Ne dedin diyorum? Bu oda aynı annem gibi kokuyor dedim. Özür dilerim. Nasıl kokuyordu anne? Anne gibi kokuyordu. Burası kimin odası? Mine, hadi kuzum gidip yatalım artık, hadi. Kızımın odası. Peki kızın nerede? Bilmiyorum. Aa, hiç insan kızının nerede olduğunu bilmez mi? Mesela annem benim nerede olduğumu bilir. Ondan izinsiz hiçbir yere gitmem ben. Yani annen senin burada olduğunu biliyor mu? Ablam söylemiştir ona. Peki nerede anne? Bilmiyorum. Ablam söylemedi. Gördün mü bak? Demek hayatta bilmediğimiz şeyler olabiliyormuş. Hadi şimdi git yat. Yarın konuşuruz. Olmaz. Ablam gelir beni alır. İstersen kolyeni çıkar. Uyurken seni rahatsız etmesin. Aa, olmaz. Ablam sakın çıkarma dedi. Peki öyle olsun. Suzan, kapıları kilitli mi değil mi diye bir daha kontrol et. Tamam hanım. Hadi kızım. İyi geceler hanımım. Bebeğim ne yaptı? La 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 la. Uyanmış mı benim kuzum? Günaydın, uyandım. Sen ne güzel şarkılar söylüyorsun böyle ha? Hadi hazırlan, kahvaltı hazır. Tamam. Dün gece girdiğim odaki çok güzel oda orası. Ay yine mi girdin o odaya? Bir yeri kurcalamadın değil mi? Azıcık kurcaladım. Sakın kurcalama, olur mu? Olur ama çok güzel bir bebek gördüm ben orada. Ne bebeği? Göstereyim sana, gel. İşte burada. Birazcık oynayabilir miyim? Sakın kuzum, sakın. Bu odadaki hiçbir şeye dokunma, olur mu? Dokunmadım. Gördüm sadece. Kimin bu? Münevver Hanım'ın kızının. Çok kızar, sakın dokunma. Tamam. Aferin, hadi çıkalım. Bu oda çok güzel. Ablam gelmezse bu gece burada uyuyabilir miyim? Olmaz kuzum. Ne zaman gelecekmiş kızı? Bilmiyorum kuzum, bilmiyorum. Sakın sorma, olur mu? Olur. Aferin sana, sen ne akıllı bir kızsın. Hadi çıkalım. Sen de çok tatlı, tontiş bir teyzesin. Ay kuzum benim.